Biliyor musun? Bu sene gene problemlerimiz var bizim ya. Aa! Aslında gene... İyiydiniz hani? Gene problemlerimiz yok, aynı problem. Aa! Yemek yapmıyor hala daha. Hala? Konuştum sana, yapıyordu yemek. Kaç defa konuştum ben bunu, durmadan söyledim. Yok efendim, evet. Vakti olmuyor, yok şu olmuyor. Senle konuştuktan sonra iki gün yemek yaptı bak. O sonra? O yemeğe yemek demeye 1000 şahit lazım bak. Ay ne diyorsun? Tuzu yok, malzemeleri böyle koymuş ortaya, tamam mı? Ay ben de bak hiç kötü yemek yani çekemem. Ha. Öyle yenir mi ya kötü yemek, eve geliyorsun böyle? Ay. İşte hani hiç yapma daha çok iyi. İğrenç. Çok öğrenci iğrenç. Öğrenci araştır nasıl yapılıyor yemek. Evet, çok YouTube var. Yani şey dolu, yemek i̇şte, kanalı dolu. Tamam, annen oradan... öğretmemiş senin ama evet. Araştır azıcık. Araştır, bir öğren. Ondan sonra bak aramızda kalsın gene, ortalığı evi götürüyor. Her şey her yerde. Kıyafetleri sağda. Sen bir de nasıl düzenli bir insansın. Her şeyin böyle derli toplu falan. İşte benim her şey. Onu diyorum bak kaç defa. Bak diyorum tamam yemek yapmıyorsun, bunu anladım. Tamam onu dışarıdan söyledim. Ama diyorum bu ortalığı kim toplayacak ya? Ay çok iyi. Yani sen söyledin, bana böyle daraltı geldi. Böyle düzensiz, böyle işte yemek yapmayı bilmeyen insan yani. Ve ben buna nasıl evlendim bilmiyorum yani. Hangi kafayla evlendim bilmiyorum. Yani yemek yapmıyor. Evet. Ortalığı toplamıyor. Evet. Yani yemek yapmayan, ortalığı toplamayan bir kadınla niye evlenesin ki? Çok saçma. Merhaba, ben Gülen. Size dev bir hizmet hazırladım. Ve eşinize istediğinizi yaptırmanın yolları başlıklı bir video serisi hazırladım. Şimdi itiraf edelim, hepimiz sevgilimize, karımıza, kocamıza istediklerimizi böyle yaptırmak istiyoruz. Ben bu videoda bunun manipülasyon, taktik yöntemlerinden bahsetmeyeceğim tahmin edebileceğiniz üzere. Ben bu videoda ilişkideki olumluluğu nasıl yükseltebilirsiniz ve bu olumluluğun istediğiniz gibi bir ilişki yaratmakta size nasıl faydaları olur, ondan bahsedeceğim. Bizim genelde yaptığımız şey şu, biz olumsuzluğu görmeye programlanmışız. Zaten insan beyni de öyle çalışıyor. Hani ortamda ne tehlike var, ne olumsuzluk var ki aslanlar tarafından yenmeyeyim diye çalıştığı için beynimiz. Biz maalesef sevgilimize, eşimize bakarken de onda ne olumsuzluk var, ne negatiflik var, düzeltilmesi gereken ne var? Odağımız onda oluyor. Şimdi bu ilişkilerimize yarıyor mu? İlişkimize yaramıyor. Çünkü bir ilişkinin istediğimiz gibi olması için o ilişkideki olumluluğun yani iyinin daha yüksek, olumsuzluğun yani bizim hoşumuza gitmeyen, kötü olarak adettiğimiz davranışların, durumların da daha az olması gerekiyor. Şimdi peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Olumsuzlukları hiç mi konuşmayacağız? Olumsuzlukları ya da değişmesini istediğimiz şeyleri nasıl konuşacağımızı ben videonun diğer serilerinde anlatacağım. Bu videoda ise olumluluğu arttırmak üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü eğer bizim olumluluk yoksa ilişkimizde, pozitivite yoksa o zaman o ilişkide işte şunu şöyle değil de böyle yapar mısın diye rica etmemizin pek bir faydası olmayabiliyor. Olumluluk nasıl arttırılır? Gördüğünüz şeyleri söyleyerek arttırılır. Bu konuda da bir takım yapılmış araştırmalar var. Özellikle mesela şirketlerde bir insana geliştirici geri bildirim vermek istiyorsanız, yani şunu şöyle yaptığında ben o kadar da iyi hissetmiyorum tarzı bir şey söylemek istiyorsanız ve bu insan da sizi duysun istiyorsanız bunun 3 katı, 5 katı ya da 7 katı, ben daha önce de bundan bahsetmiştim, sizin o insana olumlu yaptığı şeyleri söylemeniz lazım. Bu iş ortamında da böyle, sevgilinizle, eşinizle olan ilişkinizde de böyle ve çocuğunuzla olan ilişkide de böyle. Bunu yapabilmek için, yani bizim bayağı böyle bir olumlu şeyleri karşı tarafa söylemek için de o kaslarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi biz bu takdir edebilme, şükran duyabilme, teşekkür etme kaslarımızı nasıl geliştireceğiz? Takdirle ilgili bir video çekmiştik Ayşe ile. Ona bakabilirsiniz. Ama ille de böyle takdir formatında olması gerekmiyor. Sevgiliniz
size ufacık bir şey yaptığında onu görevi tabii yapacak diye düşünmeden onun için teşekkür edebilmek, onun için şükran duyabilmek, o zaman ilişkimiz olumlu olacak. Olumlu olduktan sonra da biz olumsuzlukları da çok daha rahat konuşup ilişkimizi büyütebileceğiz. Şimdi size minicik bir hediye vermek istiyorum, minicik bir ödev. Buraya geçmeden, yani olumluluğu arttırmadan belki acaba neyi fark ediyorum? Gün içerisinde ben sevgilime, eşime, kocama, karıma ne kadar olumlu cümleler söylüyorum? Bir ona bakmak isteyebilirsiniz. Birkaç gün bir buna bakın ve olumsuzu mu daha çok söylüyorsunuz yoksa olumluyu mu daha çok söylüyorsunuz onu fark edin. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve istiyorsanız bizimle bunu yaptıktan, fark ettikten sonraki kendi yorumlarınızı, kendi deneyimlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın.